Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2006 ÖSS 1 Fen Bilimleri Biyoloji soru çözümlerini ele almaya çalışacağız. 23. sorumuzla başlayacak olursak, bir adaptasyon, iki mutasyon, üç kalıtsal varyasyon öncüleri verilmiş bir popülasyondaki bireyler diyor. Yukarıdakilerden hangilerini doğal seçilimle kazanır diyor arkadaşlar. Doğal seçilim güçlü olanların yaşayıp ortama adapte olmasıyla sonuçlanan bir olaydır. Dolayısıyla doğal seçilimle kazanılmış olan ortama adapte olmaktır arkadaşlar. Bunların kazanılmasında ise mutasyonlar ve kalıtsal varyasyonlar etkili olabilir. Ama bize kazanılır dediği için arkadaşlar adaptasyonda olmuş oluyor. Bu olaylar sonucunda ortama adapte olma yeteneği kazanılmış oluyor. Cevap Adana olarak bulunur. 24 kapalı bir deney ortamında deneyin başlangıcından 24 saat sonra karbondioksit ve serbest azot miktarının azaldığı, oksijen miktarının ise arttığı gözlemleniyormuş. Bu değişikliğe aşağıdakilerden hangisinde verilen iki canlı grubunun birlikte yaşaması sebep olmuştur diye sorulmuş arkadaşlar. Oksijen miktarı artıyorsa, karbondioksit de azalıyorsa arkadaşlar bu bir fotosentetik canlı olmalı. Serbest azot miktarı da azaltılıyorsa arkadaşlar bu azotu kullanan bir canlı olmalı. Bu da ne olabilir? Bir nitrifikasyon bakterisi arkadaşlar olabilir. Veya azot bağlayan bir bakteri bakın olabilir ki burada şıklarda bakın öyle bir şey yok. Sadece nitrifikasyon bakın bakterisi veya baklagil bitkisi var arkadaşlar. Dolayısıyla bu ikili ne yapabilir? Bu olayları gerçekleştirebilir diyoruz. 25 normal çevre koşullarında bitkilerin kloroplastlarında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez diye sorulmuş. Arkadaşlar kloroplast içerisinde fotosentez gerçekleşir. Fotosentezin meydana gelmesi esnasında enzimler her yerde olduğu gibi bakın burada kullanılır arkadaşlar. Fotofosforilasyon ile ışık yardımıyla ATP üretimi ve tüketimi gerçekleşir. Kendine ait DNA'sı olduğu için kendini çekirdek DNA'sını kontrol edip eşleyip çoğaltabilir. Ve fotosentezle organik madde üretimi de gerçekleştiren kloroplast arkadaşlar yağ depolaması yapmaz. Nişasta, asimilasyon, fotosentez nişastası bakın kısa süreli depolayabilir. Fakat yağ depolayan arkadaşlar lökoplasttır. Dolayısıyla cevabımız Edirne olarak bulunur. 26. sorumuz sıcak ve kuru bir ortamda bulunan ve yeterli miktarda su alamayan normal bir insanın vücudunda 1-2-3 olayları hangi sıraya göre gerçekleşir diye sorulmuş. Arkadaşlar yeterli miktarda su alamayan normal bir insanın vücudunda ilk önce ne olacak arkadaşlar? Sıcak ve kuru ortamda vücut sıcaklığı artmaya başlayacak. Daha sonra birey arkadaşlar buna bağlı olarak terlemesi gerekiyor ki vücut sıcaklığını normale indirgesin. Tabi ter ile beraber insan ne yapar arkadaşlar? Hem fazla ısısını hem suyunu hem tuzunu atar. Dolayısıyla tuzunu da atacağı için terleme yoluyla doku sıvısında biriken tuz miktarında arkadaşlar azalma meydana gelmesi beklenir. Dolayısıyla cevabımız 1-2-3 sırası aynen geçerli olmuş olacak. 27. sorumuza bakacak olursak nükleik asitlerin yani DNA ve RNA'nın 1-2-3 özelliklerinden hangileri RNA çeşitlerinin tümünde bulunur diye sorulmuş arkadaşlar. Nükleik asitler DNA RNA'nın yapısında bakın RNA'ların tamamında bunları bize sormuş arkadaşlar. Organel yapısında yer alan hangi RNA'dır? RRNA, ribozomal RNA bakın sadece RRNA'ya ait tümünde ortak diyemeyiz. Protein sentezine rol oynama arkadaşlar. Evet hepsi mRNA kalıp görevi görüyor. tRNA taşıyıcı RNA aminoasitleri taşıyor. RRNA ribozomun yapısına katılarak ribozomun içinde bakın protein sentezine meydana gelmesini sağlıyor. O zaman tamamı bunların protein sentezine rol oynayabilir. Aminoasitleri tanıma işini ise arkadaşlar taşıyıcı RNA adını verdiğimiz yonca yaprağı şeklinde olan tRNA ne yapmaktır arkadaşlar? Bakın şöyle şeklimiz var. Yonca yaprağı şekli. Şurası aminoasit bağlama kısmı bakın. Antikodon bölgesiyle tanıyarak uygun aminoasitleri ne yapıyor? Taşıma işlemini gerçekleştirmiş oluyor. Dolayısıyla RNA'ların tümünde dediği için arkadaşlar bu da tRNA'ya ait olduğu için cevabımız yalnız 2 olarak bulunur. 28. sorumuzdayız. Hangisi diyor? Turgor basıncı yüksek olan bir bitki hücresinin turgor basıncının azalmasını sağlar. Arkadaşlar turgor basıncı neydi? Hücre şişiyor şişiyor bakın ve zarın arkadaşlar çepere yapmış olduğu içteki
basınç akla geliyor idi. Dolayısıyla hücrenin hacmi arttığı zaman su alarak şişerek bakın, çepere uygulamış olduğu basınçla bakın, çeperin de dışarıdan uygulamış olduğu basınçla arada oluşan kuvvet arkadaşlar Turgor basıncı idi. O zaman Turgor basıncının azalmasını sağlar dediğine göre arkadaşlar suyun dışarı çıkmasının düşünmemiz gerekiyor burada. Hücrenin eğer izotonik bir ortama bırakılırsa arkadaşlar, hücre eğer turgorlu haldeyse bakın azalması beklenmez. Hücrenin sitoplazmasındaki çözünmüş maddeleri dış ortama atması. Arkadaşlar çözünmüş maddeyi dış ortama atıyor ise, yani yoğun bir şeyleri dışarıya atıyorsa, bunun karşılığı içeriye su alıyordur. Bakın bu turgor basıncını iyice artırır. Hücrenin hipotonik, yani az yoğun bir ortama konması yine dışarıdan su alarak şişmesini sağlar. Bu da turgor basıncını azaltmaz, tam tersi artırır. Hücrenin ozmotik basıncı yüksek bir ortama konması. Arkadaşlar ozmotik basıncı yüksek bir ortama konulduğu zaman dışarı su verir ve büzülür arkadaşlar. Bu da turgor basıncının azalmasını sağlayabilir. Hücrenin ATP kullanarak suyu içine alması. Bakın su içine alınıyorsa arkadaşlar bu turgor basıncını azaltmaz, tam tersine artırır. Cevap Denizli olarak bulunur arkadaşlar. Evet, 29. Hücrede gerçekleşen biyokimyasal olaylarla ilgili 1, 2, 3 açıklamalarından hangileri doğrudur diyor. Hücre içi enerji üreten reaksiyonların başlaması için enerji gerekir. Arkadaşlar hücre içi enerji üreten reaksiyonlar solunum reaksiyonlarıdır. Dolayısıyla solunumun glikoliz evresinde 2 ATP harcanarak ne yapar? Glikoz aktifleştirilir. O zaman başlaması için enerji gerekir ifadesi doğru bir ifade. Metabolik bir yolda yer alan enzimler birbirini izleyerek işlev görebilirler. Takım halinde bakın çalışabilirler. Reaksiyonun başlaması için enzimin bulunması her zaman yeterli midir arkadaşlar? Uygun sıcaklık, uygun pH, substrat miktarı, bakın bunlara da bağlı. Sadece enzim var, o zaman reaksiyon olur diyemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2, yani Ceyhan olarak bulunur. Evet, 30. ve son sorumuz arkadaşlar bir kalıtım sorusu. Aynı türden kırmızı çiçekli iki bitki arasında yapılan birinci çaprazlama sonucunda 3/4'ü kırmızı çiçekli, 1/4'ü ise beyaz çiçekli olan F1 türü elde edilmiştir. Şimdi 3/4 kırmızı ve 1/4 beyaz çıkıyorsa ve kırmızı çiçekler arkadaşlar kendi arasında çaprazlanıyorsa, demek ki kırmızı arkadaşlar çiçekli renkli olma baskın bir özellik. 3/4 bakın oranında açığa çıktığına göre ve 1/4 de bakın beyaz çiçek oluşuyorsa arkadaşlar, ilk baştaki F1 türündeki iki kırmızı bitkimizin ikisinin de bu şekilde heterozigot olduğunu düşünmeliyiz ki bakın buradan arkadaşlar şu küçük K ile küçük K sadece 4 taneden bir tane ihtimalde bakın birleşebiliyor. Ne yapar? Büyük K büyük K ile birleşebilir. Büyük K küçük K, büyük K küçük K, küçük K küçük K bakın ortaya çıkar. Bu da 3/4 kırmızı, 1/4 beyazı oluşturmuş olur. F1 türünden alınan kırmızı çiçekli iki bitki ile şimdi F1 türünden oluşan acaba büyük K büyük K'lar mı çaprazlandı? Büyük K küçük K birisi bir diğeri büyük K büyük K bakın. Yoksa her ikisi büyük K büyük K bakın arkadaşlar. Net bir bilgimiz yok. İki bitki ile yapılan ikinci çaprazlamadan elde edilen F2 türündeki bütün bitkiler arkadaşlar kırmızı çiçekli olmuş. Dolayısıyla tümü arkadaşlar kırmızı çiçekli olduğuna göre, beyaz çiçek hiç oluşmadığına göre arkadaşlar karşılıklı bakın heterozigot bu şekilde olmaması düşünülebilir. Fakat acaba ikisi de büyük K büyük K mı, yoksa biri büyük K biri küçük K mı bakın, onu net olarak ne yapamayabiliriz arkadaşlar, söyleyemeyebiliriz. Dolayısıyla bize buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş sorumuz. Birinci çaprazlamayı anlam birilerin ikisi de kesinlikle arkadaşlar heterozigot olmalı ki şu oran ortaya çıkmış olsun. F1 türündeki bireylerin bir kısmı homozigot, bir kısmı heterozigottur arkadaşlar. Hayır, her ikisi de arkadaşlar F1 türündeki diyormuş, oluşanlar için söylüyormuş. Bir kısmı homozigot, bir kısmı heterozigot arkadaşlar kesin midir? Acaba tamamı büyük K, büyük K ve küçük K, küçük K olamaz mıydı? Bakın kırmızı F1 türündeki bireylerin bir kısmı diyormuş ama. Evet doğru, F1 türünün arkadaşlar oluşanları söyledik biz önce. Bunların bir kısmı arkadaşlar büyük K, büyük K, büyük K, küçük K da olabilir. Tamam, büyük K, büyük K, küçük K, bakın küçük K da olabilir. O zaman tamamı homozigot ve heterozigot gibi yorum yapamıyoruz. Kesinlikle bakın ifadesini kullanamıyoruz arkadaşlar. İkinci çaprazlamaya alınan bireylerin ikisi de heterozigottur. Bakın gene diyemiyoruz.
Çünkü F2'deki bakın bütün bitkiler kırmızı çekti olmuş ama heterozigot olmayabilir. Yani şöyle büyük K büyük K ile bakın. Büyük K bakın büyük K'dan da tamamını yapar arkadaşlar. Kırmızı çekti bitki çıkabilir. Yani bakın bu da net değil. Kesinlik ifadesi sorduğu için cevabımız yalnız bir kesinlikle doğrudur diye bulmalıyız arkadaşlar. Evet, bir dahaki derslerimizde, soru çözümlerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.